Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Eyvallah. Bugün ilk defa kümesi erken iniyorum. Saat 8. İşim var çünkü. Bugün arkadaşlar Erzurum'a gitmem gerekecek. Şimdi bir tane zibrit, iki tane tavşan. Bir yumurtamız, kolimiz var. İşte bunların hepsinin biraz işim var. Erzurum'da nasip olursa. Oraya doğru yolculuk edeceğiz. Bu arada da işte götürmem gereken paketlemeler yapmam lazım. Birlikte şimdi tavşanlara bir bakacağım da. Bismillah. Poni halen daha yok piyasada. Şimdi poni normalde alışmamış, tamam mı? Bu saatte gelmediğimiz için genelde saat 10'da falan gelir. Şurayı hemen hızlıca kapatacağım. Eskisinden de zor kapadı. İşte tavuklar atlıyor diye buraya böyle. Babam ayrıca bir demir çekti. İyi olmuş ya. Tavuklar ya buradan atlıyor, bazı akıllılar çıkıyorlar, biz de korkuyoruz şimdi. Biz yokken sıkıntı yaşarız çünkü. Bazen oraya tilki geliyor, köpek geliyor. Bayağı sıkıntı. Saat 8 ama hava durumuna bakınca öğlen 11 gibi. Havalar bayağı yumuşadı. Bu yumuşayan hava muhtemelen karın habercisi. Kar yağarmış gibime gelir bana kardeş. Pony halen daha piyasada yok. Acaba nerede yatıyor? Hiç sesi de çıkmadı. Hadi gelin pony'e bağıralım. Pony! Yerden çıkacak. Allah Allah, pony yok piyasada. Pony? Bir yerde uyuyor olmalı. Acaba nerede yatır? Pony! Neredesin kızım? Pony yok piyasada. Ulan pony. Ulan pony. Pony piyasada yoksun kızım. Pony! Aa, gübrenin içinde yatırsın ha pony. Yavaş, sakin ol, sakin ol. Ne oldu şimdi? Canım. Tamam. Ağlayacak. Biraz erken geldim. Sen gübrede mi yatıyorsun gece pony? Kızım sen gübrede ne yatıyorsun? Tabi gübre sıcak değil mi? Ben de diyorum tavuklar nasıl giriyor? Sen açıyor musun meğersem orayı? Kerata. Ha. Çok özledim beni pony. Canım merak etme canım. Buradayım her zaman. Her zaman buradayım. Tamam. Hadi git yat. Kafayı yedi. Bizim kekikler gitgide alışıyorlar. İnşallah fazla da bir aya var ya. Bana öyle alışacaklar ki. Ondan sonra da yavaş yavaş dışarı çıkıp otlatmaya başladığımız zaman daha iyi anlayacaksınız durum vaziyet. Süper abi ya. Süper mi pony? Aşkım benim. Tamam pony, tamam kızım. Tamam kızım benim. Tamam dur. Oh.
Şimdi her sabah yaptığımız gibi arkadaşlar, bak birazcık yem Burak'tan bizim ballı ve fedailerini çıkartalım sizlerle. Bir görün bakalım bizim ballı. Ya. Kameramı düşüren horozumuzdan sonra her zamanki tavuğumuz yerinde bu kez yem buldu. Ponyası bu sabah yemek getirmedim. Kızım yem mi buldun, al. Benim birazcık işim var. Şimdi tavşanları yakalamalıyız. Zibitlere de birazcık sıkıntımız var. Zibitlerle de uğraşacağız arkadaşlar. Ah, bugün tüçanı, tüçan diye şeyi, kümesi aslında çok kayıramayacağım. Buradaki tavşanlar bizim önceliğimiz. Şimdi bakalım ki buradan da bir lop falan alacağız. İki tane, bir tane orada lop var. İki tane lop var. Bir erkek bir dişi. Oradan seçmeliyiz. Hadi bakalım. Allah sonumuzu ayar çıkarsın. Bu kümesi açmayı unuttum. Onu da açayım. Bu arada videolarımı izliyorsunuz yani arkadaşlar. Niye videolarımı beğenmiyorsunuz? Canınızı yerim, bu ara beğenmeye başladınız ama yine az arkadaş. Değerli kardeşlerim, o kadar mı zor? O kadar emek veriyoruz. Aşağıdan bir tane beğen atma o kadar zor değil bence. Canınızı yerim. Hadi bakalım. Birer beğenilerinizi bekliyorum aşağıya. Lütfen. Bismillah. Hadi çıkın çocuklar. Çıkın. Bu arada da her videomda bilgi veriyordum hatırlarsanız. Artık bu bilgileri çok fazla tutmayacağım. Kesit kesit vermeye başlayacağım. Valla kusura bakmayın arkadaşlar. Ben canım sıkıldı. Canımı, moralimi bozdu. Çünkü çok fazla böyle bilgili video çektiğim zaman izlenmişsiniz abi. Bazı arkadaşlar da sevmiyor. Yani herkes sevmiyor. Şu bilgi konusunda maalesef bir sıkıntımız var yani. Toplum olarak da bir problem var da yapacak bir şey yok. Eskisi kadar bilgi vermeyeceğim. Haberiniz olsun. Artık kesit kesit atacağım. Ya vereceğim tabii her zaman. Ben kendimi geri tutamam ama eskisi kadar uzun uzun bilgiler vermeyeceğim. Kısa öz geçer, vurur geçerim aralıklı olarak. Yok abi, insanlar sevmiyor. Bilgiyi sevmiyorsunuz. Siz biraz daha eğlenceli istiyorsunuz ya. Siz bilirsiniz kardeş. Yapacak bir şey yok. Değerli arkadaşlar, bu arada sinirlenme. Yani bilgiyi isteyen arkadaşlar da var aranızda. Onlar için de farklı projelerim var. Düşüncelerim var. Onları halledeceğim inşallah. Yakında başlayacağız. Böyle detaylı bir bilgi gerçekten de vereceğim ilerleyen zamanlarda. Şimdi ama boş verin onları da. Şimdi birlikte hızlıca tavşanlarımızı yakalamamız lazım. Onları yem vererek kandırıp 2-3 tane tavşanımızı tutacağım. Nasip olursa zibitimizi dahil. Buradan da bir tavşan alabiliriz aslında. Yaşlı değil, orada şey var. Beyazlardan da alınabilir de. Erzurum'da bir kardeşimiz bir çift tavşan istedi. Ona götüreceğim. Zibrit tavuğumuz tekti. Onu da Erzurum'a verdik çok şükür. Onu da götüreceğim nasip olursa. Ama önce bizim birkaç tane tavşan yakalamamız lazım. Buradakilerden böyle... Şu arkadaş şimdi buradan alırsam oradakilerden almazsam eğer kavga edebilirler. O yüzden ona dikkat edeceğiz. Biraz daha dikkatli. Hayvan yakalarken çok da zor değil abi. Ballı, sen ayağıma bir şey mi demek istedin? Ha? Ha? Bana mı bulaşacaksın ballı? Ha, şimdi de öyle görünmezliğe ver. Her üstten gel bak. Gel dadaşa bulaşmam ne olur? Gel, gel ballı. Şakası bir yana, şu an acilen çıkmam lazım yola. Hadi bismillah. Şimdi şöyle yapacağım arkadaşlar. Buraya da azıcık tavuklara yem atalım. Onlar acıkmış da. Ya arkadaş. Hele, hele buna bak hele. Tavuklarım benim, tavuklarım. Gel, 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 gel. Çık, dışarı çık. Dışarı çık, şunları vereyim size. Çok gecesi, normalde babam yemlemesi lazımdı sizi ya. Ya kıyamıyorum. Kıyamıyorum ben size. Alın hadi bakayım.
karşı kümesi görüyorum, komple toplandı geliyorlar. Orada durdular. Niye durdunuz orada? İşte hayvanlar idrak edemiyor ki. Neyse. Hemen özellikle şöyle birazcık mal yemini aldık. Evet. Mal yemimiz tamam abi. Şimdi tavşanlar yakalarken cinsiyet ayrımlarını da ben kendim yapacağım. Görebilirseniz ne ala. Göremezseniz canınız sağ olsun. Çok kolay olmayacak. Şimdi yemi verirken de dikkatli vereceğim kardeş. Tavşanlarıyla göründüğü gibi de bunlar sıkıntılı hayvanlar ya. Sakin. Sakin olun. Şöyle bak. Buradan vereceğim ki arka ayaklarını tutabileyim. Mesela şu. Bak şimdi. Ah, gel. Bak 3-5 tane verelim. Şunu arka ayaklarını işte şey de bak hadi dişi erkek. Şu beyaz acaba erkek mi dişi mi? Buna bir bakmak lazım. Bakacağım de zaten. Duy. Duy kuzum kuy. Bir tane beyaz verirse iyi olur. Sonra da onu tutarız. Dur şimdi. Duy. Beyaz güzel çünkü. Arkadaşlar dur. Tavşanımızı arka ayaklarını tutabilmem lazım. Eğer tutamazsan çok kötü cırar tavşana. Tavşanlara dikkat edin. Ya kulaklarını tutmuyorum çünkü acıyorum. Kulaklarına tutulmaz ya. Dur lan. Gör öyle. Başlayacağım söylemeye ha. Tamam çok tatlısın, çok güzelsin de belet olmaz ki ama. Ha? Canım benim. Korkma bir. 2 dakika korkma. Bakalım sen dişi misin, erkek misin? Evet bu dişi arkadaşlar. Bir dakika. Net belli edeceğim. Evet bu dişi. Bir de mamuklaya mı bakayım sen? Senin bir mamuklaya mı var mı? Hadi. Hadi cüzüm benim. Cüzüm benim. Dur. Dur bakayım. Yavrularım var mı senin? Dur. Dur lan. Dur göbüşen bakacağım ki yavrum var mı senin? Evet güzel. Yavrusu yok. Bunu göndereceğim arkadaşlar. Buradan duyurulur. Bu hayvan şu an yavrulamamış. Ama yüklü olma ihtimali yüksek. O yüzden hayırlı olsun. Gel gelmez yavrular. Sana da işte bir yavrun olmuş olur. Hayır pone. Tamam gücüm. Tamam. Hayır pone. Hayır. Çık. Çık kızım. Çık. Çık. Daha yakalamaya devam edeceğim. Bir tane beyaz aldık. Bu hayvana da birazcık yem veririz. Gibime geliş. Dur şimdi. Ay ne yapayım? Canım kutuların birine şuna koyacağım. Yassınlar zaten. Çok da ayakta durmasın. Böyle biraz da yem bırakabilirim. Bana. Böyle böyle. Şu an çok korktum mu sen? Bir tane albino gönderiyorum kardeşim. İnşallah hayırlarıyla sizi senin orada güzel güzel büyür. Bu hayvanımız muhtemelen yavrulayacak yüklü gibi. Daha iyi. Güzel güzel de yavrularız olur. Hadi in. İn. Tamam bir tane daha sığar buraya. Şimdi arkadaşlar şunu böyle kapatacağım. Tabii dikkatli bir şekilde. Bunu da gecele bölürsek o birazcık yem yesin orada. Acıkmıştır muhtemelen. Ben de bu arada gidip azıcık daha şey yapayım. Tavuk şey. Öbür tavşanı yakalayalım. Orada bir tavşan daha var çünkü. En zor işlem tavşan yakalama işlemi. Şimdi halledeceğim. Bunu gel yardım et gel. Al. Bakayım burada hangisini yakalayacağım. Şu olabilir. Şimdi bize erkek lazım tamam mı? O yüzden erkek lazım. Şuna bakacağım bu erkek mi? Ha, güzel de duruyor şu. Dur. Böyle yakalıyorsun. Biraz sakinleşmesini bekliyorsunuz tavşan. Hayır pony dur. Dur. O zaman nasıl cırar var ya bu. Tamam. Korkma. Bir bakayım erkek misin dişi misin ona göre. Bu da dişiye benziyor ama kontrol edeceğiz. Dur şimdi. Şöyle çok güçlüdür tavşanlar. O yüzden arka ayaklarını kesinlikle almalısınız arkadaşlar. Arka ayaklarını almazsanız işiniz yaş. Şöyle yatırıyorsunuz. Popo kısmına bakacaksınız. Hayır pony. Bakayım bu erkek mi? Hadi bakayım. Maalesef dişi çıktı. Tamam sen dişisin git. Ya da gitmesin güzelsin. Bunun ama yavruları var gibi. Aynen mamukları büyük bunun arkadaşlar. Bunu yavrular. Pony çık dışarı. Pony çık. Hayır pony çık. Git sen tamam. Hayır. Şimdi bu gidip geleceğiz tekrardan. Çünkü yüklüler. O hanımefendi de maalesef yoktur. O hanımefendi
De erkek lazım bize şimdi bir tane. Döyeceğim ha, yeter bak. Senin ağzı burnun yiyem ama bak. Bak sinirlenirim pony. Seni de feda edeceğim bak. O hiç dinlemiyor ki beni. Hiç dinlemiyor ki beni, hiç dinlemiyor. Abi biz demir hangisini yakaladık ya? Al. Alın yiyin ha. Pony hayır. Hayır pony, hayır. Ya arkadaşlar. Çok geciktim ya, çok geciktim. Şu an var ya çok anormal zaman kaybedir ama. Ya şimdi lop kulaklar asık vermek istiyorum arkadaşa. Şu arkadaki de erkek de. Tam erkek olsun. Kulaklar asık olsun ki şimdi beyazla birlikte çiftleşecek ya. Daha güzel tavşanlar ortaya çıkar. Şu tavşanın erkek olduğunu düşünüyorum. O da erkek olabilir de. Aynen bu bir erkek. Biraz da izler var. Bakayım. Şu erkek olabilir belki. Şuna bir bakmak lazım. Şuna. Şuna bakabiliriz. Belki erkeksindir sen. Heh. Erkek misin sen? Dur. Dur, dur. Hayır pony. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hayır pony, hayır. Hayır pony. Hayır. Evet arkadaşlar, erkek tavşanımızı da bulduk. Dişi de yine içerideydi. Erkek koyalım içeri. Tamam. Tamam. Canlarım benim. Şimdi bunları tabii ki daha iyi paketleyeceğiz. Üstünüzden yapsak yeter. Hayvanlara zarar vermeden. Evet. Deyip gidelim hadi bakalım. Toparla. Nereye kaçırsın la? Seni götürmeyeceğim ki. Toparla nasıl kaçırsın la ya? Gel bakayım sen. Hep gelirdin. Gel. Gel. Hadi bismillah. Gidiyorsun sen. Haydi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, zibrit gidiyor. Şöyle hemen bu kutuyu da kapatacağım. Ya arkadaş ya. Hala çektim eziyete bak. Ah, hadi bakalım. Evet böylece. Hadi bakalım. Arabanın orada görüşürüz. İyiyim bakalım, iyiyim. Yiyin oğlum. Siz yiyin. Ya her kümese böyle bir dadaş tayuh lazım aslında. Bak karı bile temizliyorlar. Kümesin önündeki karı, tozu, taşı her şeyi yiyir, temizliyorlar. Aferin size çocuklar. Arkadaşlar hazırlandım, hazırım. Hadi gidelim. Şimdi bir tane de Adana'ya yumurtamız var. İsimlerini fazla göstermiyor da Adana'ya gidelim. Hem böyle kolilerimiz. Bunlar şimdi bagaja yükleyeceğim. İki tane tavşan, bir tane zibir tavuk. 30 tane de yumurta abi. Yumurtayı da zaten dindireceğim, bunu içeri alalım. O zaman eğiliyorlar, hadi gidelim. Haydi gidiyor. Dağlar, dağlar.
Arkadaşlar bir şey diyeyim. Dün Erzurum'a gittik yani. Yolu da aslında gösterdim. Şu an lak diye buraya geldiniz ama vallahi bu sıra bakma. Erzurum'da video çekemedim. Hava bir soyuk bir soyuktu. Zaten çok da geç döndük, gece döndüm. İşlerimizi ancak bitirebildik. O yüzden çekim yapamadım Erzurum'da. İşte paketleri falan teslim ettikten sonra dışarıda dururum ha. Arabadan inirim, doniyorum. Uzundere oradan şu an çok çok iyi. Sıcaklık olarak. O zaman memleketim güzeldir ama soğuğa alışmak lazım. Birdenbire gidince kendimi buzdolabında gibi hissettim. Arkadaş ne kamera elime alınır, ne kapıda durulur. Arabanın içinden zaten çıkamadık. Videoda zaten çekmek daha dedim. Böyle videoda zaten çekilmez. Şimdi çizmeden indirem. Bugün ikinci gün. Dün gece saat kaçtı? 11'di. 11 miydi? Eve geldim arkadaşlar. 11 doğru. Ha. Ondan sonra yattım. Zaten çok yorgundum. Şimdi de kümese inirim. Fonimizin yanına. Hava burada sıcak bak. Bak bugün felsimi bile bir giymedim. Ama bu sıcaklık hayır alamet değil. Bura muhtemelen bugün akşam öğlenden sonra olur bilmiyorum. Bayağı bir kar yağacağı benziyor arkadaşlar. Bugün sizlerle bizim seramaların yumurtalarını değiştirelim Gurkun altına. Dün aceleyle Gurkun altına yumurta koyamadım. Bazı arkadaşlar şey demiş. Abi demiş ya Gurkun altına koymadığın yumurtalar acıyoruz Gurk tavuğuna falan. Değil mi? Onlar içgüdüsel olarak hareket ettikleri için bizim Gurklar da özgür. Yani istedikleri zaman kalkıp yiyip içip yatıyorlar ya. O yüzden çok fazla dert etmeyin. Hayvana bir şey olmuyor. Bizim kontrolümüzde. Arada bir kontrol de ediyoruz. Herhangi bir problemi yok şu an. Pony yine özlemiş beni. Pony sen beni özlüyorsun ya. Hani özlüyorsun ya Pony. Bu kadar özleme Pony. Bu ne lan bu ne? Şımarma kızım şımarma. Tamam. Bir de ötür. Tavukların içinde dura dura ötmeyi öğrendi bizim Pony. Onu buraya kapatayım ki sen çıkmayasın. Ya yavaş ya yavaş. Kaldırayım mı istiyorsun sen ama ben şimdi kaldıramam ki seni Pony. Dur arkadaşlara bir şey anlatıyorum. Abi Ahçur'un orada çok kötüydü. Havalar soğuk zaten. Orada bir de buzlanmış falan. Çok dikkatli geldik. Dikkatli gittik. O yüzden arkadaşlar sonuç olarak da özür diliyorum hepinizden. Dün gece tüm videoyu bitiremedim. Bugün kümesimizde devam ediyoruz. Anlayacağınız dün sabahla bugün sabaha birleştirdik işte. Uzun lafın kısası. Peki bugün ne yapacağız? Bugün seramalarımın tavuğumun altındaki yumurtaları hızlıca değiştireceğim. Ama ondan öncesinde şu tavukları dışarı salalım. Hava zaten sıcacık. Şurada hafif bir buz kalmış. Orayı da yesinler de. Şakası bir yana. Çıkın bakalım çocuklar. Pony nereye gidiyorsun? Pony bir hızla gitti o tarafa ama bir şey mi açtı? Cümlede acaba daha önce. Çıkın bakalım. Pony'ye yemek getirmedim bu arada. Genelde sabahlar yatırdım ama yemiyor. Babam sonradan yatırsın diye yatırmadım. Diğer açıdan hemen arka taraftaki Ballı ve ekibini çıkartıyoruz. Ballı bizim kümesin yeni fedailerinden. Bizim kümesin asıl fedaisi kimdi? Brakeller. Artık Ballı ve ekibi. Ataxlar. Şey demiş. Ha bu hayvanlar üşümüyor mu? Üşümüyor arkadaşlar. Şöyle laylonu falan da yapıyoruz. Üşümüyorlar yani. İyiler. Sürüden şimdi Ballı'yı böleceğiz. Ha bir tane tavuk var Ballı'ya. Onu da haline bak. Ne oldu? Ha? Ne oldu? Kutum mu yok? Nerede? Ha? Pony'ye yemek getirmedim ki sen de karnını doyurasın. Tulum bu olmuşsun. Tulum bu. Öbür ataksana bak öbürüne bak. Tulum bu olmuş. Ne oldu? Sen de mi Pony'nin yemeğini yemeye geldin? Yok. Babam gelince yersiniz artık. Hayırlısı olsun. Pony'nin karnı acıkmış arkadaşlar. Bir şey vermedim. Ya arıyor ama bak. Göz ucuyla da bana baktı. O kadar bak ki Pony. Umumda değil. Babam birazdan yatıracak. İnince zaten görürüz. Dün sabahtan bu yana bugün de bir yemleme yapalım dedim. Nasıl? Oo, Gogo toporlakla anlaşamıyor musun sen? Bizim küp şeker hızını alamadı. Gogo'dan sonra Ataks'a bulaştı. Küp şekerin frenleri yok abi. Patlamış lastik gibi gidiyor abi. Tamam tamam hadi öbür tarafa geçelim. Buraya da birazcık. Sen öyle ötme tamam mı? Miço'nun yerini alacaksın zaten sen. Seni nasip olursa şu karşı kafeslerin birini alacağım. Bir tane kafesimiz var zaten boşta.
oraya atacağım arkadaşlar. Temizlik yapıp paylaşacağım abi. Videosunu çekerim. Bugünlük seramaların yumurtalarını bir hızlıca değiştireceğim. Kurkun altındaki çünkü sıkıntı. Hele bunların dattiline baksana, hele peşime dolan. Şimdi anlamadığım bir şey var çocuklar. Al. Alın bir azıcık yiyin. Karnınız doysun. Canlarım benim. Cıbıl. Karadayının gırma karadayı sen. Ballıcanın içinden geçer. Süper Deli Naci'ye sürüdat duracak. Nasip olursa. Süper Deli Naci'ye ayırmayacağım. 3 tane porselen ligorim var dışarıda. Hades geldi. Hades acıkmış. Hades'im çok mu acıktı? Şöyle kırma ayam cemani tavuğum var. Bak biraz tedirgin, korkuyor ama yavaş yavaş yaklaşır. Gogo geldi. Hades hiç incitmeden yiyor bak elimde. Çünkü o öğrendi de arkadaki elimi kıttır sadece. Pony bak. Hayır pony, bir dur kucuk. Sen ne istiyorsun benden pony bugün? He? Çok tamam, anladım. Bu ara pony havalarda ısınınca aşırı derecede bir şeye girdi, agresifliğe. Sürekli sevmemi istiyor benden. Aa, uyuyan güzel elimden yemiyor ama elimi de yiyorsun. Elimden yemeyemezsin bir şey de elimi de yiyiz. Hades sadece sen ye. Hades çok tatlı yiyorsun sen, Hades. Bana zarar vermiyor. Bak şimdi. Dizimden yiyin, al. Al ye. Dizimden ye Gogo. Gogo dizimden ye. Spenekli. Dizimden yer misin spenekli? Hele benim de derdime bak. Ye Gogo ye. Ne oldu ya? Sahaya yakışıklı girdi. Yakışıklı girince sıkıntı çıktı. Gogo? Sevdin mi kızı? Spenekli? Gogo. Tamam. Şimdi içeri girelim. İçerideki tavuklar bayağı ötür bildiğin. Çok sinirlenmişler. Dün şimdi tavşanlardan götürdük yani. İki tane tavşanım eksildi. Bir de zibri tavuğum eksildi. Zibri tavuğumu vermek istemezdim ama arkadaşın horozu varmış. Ben dedim ki o zaman verelim. Babama dedim ben sonra da yumurta alıp çıkartırım tekrardan. Öyle de yapacağız. Porselenler. Şura onlar için çok iyi de ayıracağım. Şu miço artık buradan çıkacak. Porselen Igor'un tavuklarımıza yeni bir horoz var kapıda, gördünüz ya, onu vereceğim. Ondan sonra da işte celep yanım yan yatacak böyle. Hadi bismillah. Sular da daha donmuyor çok şükür. Sultanlarımız da öbür kafese birleştirmeyi düşünüyorum. Dışarıda bir tane sultan horozum var. Nerede o? Burada mı? Hayır. O horozun kanı çok iyi. Tam böyle yarışmalık bir horoz aslında da. Onunla birleştirmeyi düşünüyorum sürüyü. Bakalım nasip olacak mı? Göremedim. Bak şurada. Bak. Çok iyi bir ibik yapısı var. Çok hoşuma gitti. O yüzden onu arka yeni kafesle birleştireceğim. Sultan kafesinde birleştirmeyi düşünüyorum. He oğlum maşallah. Çok fazla göstermeyeceğim sana ama güzel. Formu da çok iyi. Kasası da iyi. İbiği de çok hoş. Oturmuş yani. O yüzden onu düşünelim. Şimdi hadi şeyin yanına gidelim biz. Burkun. Ona getirdiğim yumurtaları da göstereyim arkadaşlar. Ben buraya koymuştum duruyorsa. Dün yumurtalar getirdim. Aklımda şey vardı. Dedim ki işte Erzurum'a gitmeden sabah da çekeyim. Çok gecikince mecbur çıkmak zorunda kaldım. Şöyle 3 tane ispenç, 3 tane de cüce koç. Eğer bunları da çıkartamazsa 5-6 gün sonra kontrol ederiz. Bunlar da eğer çıkmazsa bu kurkumuzun altından, ondan sonrası artık dediğim gibi yani daha dokunmayacağım ya. Daha umum dolmayacak arkadaşlar. Ve hayvanı kaldıracağız. Tamam yani o 30 gün falan yatsın dedik ama, 60 gün yatsın dedik ama o kadar da değil. Kaldırırız hayvanı. Eğer bunda da olmazsa. Çünkü yazık zaten, yaz geldi. Biz civcivleri de özlemedik değil. Ben de projektleri çalıştıracağım. Yani civcivleri özledik eyvallah da arkadaşlar. Yapacak bir şey yok yani. Olmuyorsa olmuyor. Değil mi Rambo? Rambo? Oğlum öp bakayım bir tane. Bir tane öpsene Rambo. Gözen ölüm öp. Kurkumuzun altından yumurta değiştireceğim. Eldiven takmayı unuttum. Ben hızlıca bir eldiven alıp geleyim abi. Seni bir kaldırayım bakalım. İle vur ki ha. İle vur. Zıma vur ha. Bak. 3 tane ispenç. Arkadaşlar. 3 tane ispenç. Bir tane daha ispenç. Ondan sonra cüce koçun 3 tane. İnşallah bunlar dolu çıkar da bir daha bizi uğraştırmasın ya. Güzelim benim. Cüce koçun yine. Eldivenden almak da çok zor olur. Arkadaş ya. Güzel olan her şey zor olmak zorunda. Hele. Al, bunu da al.
Hadi sana kolay gelsin. Güzel güzel yat. Şunlar alalım abi. Öylesine koymuştum yatsın diye arkadaşlar. Yemi Trend yol üstünden veriyorum. Çünkü kargo ücreti çok fazla tutuyor. Trend yoldan satmasak. İkinci bir çuval daha siparişimiz var Trend yoldan. Bir çuval daha götüreceğim. O yüzden şöyle birini ayarlamam lazım. Şunu mesela alalım. Hadi bismillah. Şuraya bırakayım. Giderken unutmayayım diye böyle yaptım arkadaşlar. Yem bu. Bir alanların hepsi çok memnun. Kaç kez gördünüz zaten. Hayvanları çok iyi besliyor. Ve içinde her şey var. Değil mi ballı? Ballı derlendi yine. Şu an bu yemi yedirdiğim için sürümün tamamı, düşünsenize, tamamen organik oldu. Full organiksiniz artık. Yumurtalıklar, yumurta bile çok lezzetli. İkenza yem kaliteli olunca, organik olunca çıkacak civcivler de organik olacaktır diye düşünüyorum. Değil mi çocuklar? Hanımlar, yanlış yerde duruyorsunuz. Hinde kırması. Hey! Orada tori yırtacaklar bak. Başka dertleri yok. Neyse. Ha, bu yemden isteyen arkadaşlar da bu videonun açıklama kısmına bırakıyorum linkini. Trend yol mağazamızda var. Düşünürseniz oradan isteyebilirsiniz. Hemen şöyle dışarı çıkıyorum. Bismillah. Hinde kırması. Oğlum siz hayırdır la? Ha? O torlar ne kadar bilir misiniz? Bilir misiniz o torların fiyatını? Ne oluyor? Haydi haydi haydi. Haydi abi abi haydi. Hadi git. Sınır. Ayağın dencal. Bir sürü cariyem var, onlarından takıl. Değil mi? Elin harfiyle kapıdan konuşur ya. Tamam. Şunu incelememi isteyen arkadaşlar olmuş. Evet, Tokyo'nun Raptor'un kardeşi olan güzel bir tavuk. Kardeş dediğim de yumurta kardeşliği. Yani kanları aslında tamam Tokyo'dan geliyor ama horoz fark. Şimdi Raptor'un horozu gördüğüm kadarıyla bir braker. Yani bizim şey tavuk olabilir, yok. Tam tersine. Muhtemelen braker horoz atlamış bizim Tokyo'ya. Ondan çıkan bu oldu. Bir de Tokyo'nun kanında Brahma falan da var. Bayağı bir değişik bir şey çıktı. Bu öyle değil. Bu tamamen Tokyo'ya benziyor. Paçaları da var. Brahma ağırlıklı bu. Ama bu da güzel. Horoz olduğunu söylemişsiniz. Ben tavuğa benzetiyorum ama horoza da benziyor dediğiniz gibi. Ancak çok net belli değil. Horoz herhalde ya. De tavuğa da benzer. Nasıl edeceğim? Tavuk olabilir. Oğlum siz nasıl komşusunuz lan? Ha? Siz nasıl komşusunuz oğlum? Ha oğlum? Oğlum komşu bu neden mi? Ha? Hadi git. Komşunun da iyisi kardeş. Böyle komşu olunmaz ki ama. Onlar gelmiş daha yeni yerleşmiş. İnsan bir gider hoş geldin der. Bir yemek götürür, su götürür bir şey der. Sen gitmiş onlara kafa mı tutuyorsun ha? Bak bizim yargıç düdüklüğüyle tanıştıracağım seni. Tabii ki bu bizim damızlık adayımız. Buna dokunamayız. Bu laken valdırlarımızın bak siyah tonlama da çok güzel bunlar. Yelesi falan çok güzel oturmuş. Simsiyah. Bunu içeri alabiliriz. Geveze ve ailesinin yanına. Yani güzel bir horoz. Yedekte durmak zorunda. Bizim hindi kırması da içeride. Hele bir çiftleş. Makineleri dolduruyoruz. Mart geldi oğlum. Mart'ta acilen yumurta çıkartmamız lazım. Canını yedi. Sen de işen bak. Haydi. Hadi git. Ya neydi sen et, bıraktım ha. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Hem şeyde saramaların yumurtalarını değiştirdik. Allah sonumuzu hayra çıkarsın. İnşallah güzel bir çıkım alabiliriz de. Sizlerle güzel güzel civcivler severiz. Biliyorum sizler de özlediniz civciv çıkımlarımızı. Değerli arkadaşlar, zaten Mart'ta makineleri full diyeceğiz. Mart'ın sonuna her yer civciv dolar muhtemelen. O yüzden behleyin. Zamanı var. Bekleyin. Vakti var abi. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kardeşim ya videodan beğenmişsiniz? Demek istemiyorum. O yüzden beğenin. Canınızı yere. Hoşçakalın. Bay bay.